Evet sevgili izleyiciler, bizim saatin ikinci yarısına geldik. Sade yaşamdan bahsedeceğimizi söylemiştim size. Şimdi yanımda televizyoncu, gazeteci ve Sade Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ayşegül Özgen Savur var. Kendisine hoş geldiniz demek Hoş istiyorum. bulduk. Hayırlı olsun Çok teşekkür kanalınız. ederiz. Ayağınıza sağlık, Çok geldiniz. teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi sizinle minimalist yaşama dair, Hı. sade yaşama dair güzel bir sohbet etmek istiyoruz. Çünkü Tamam. aslında belki de bütün ekranda bizi izleyen izleyicilerimiz de hepimiz bir şeylerin Evet, çokluğundan, evet. fazlalığından şikayetçiyiz hayatımızda. Hı. Minimalist yaşam nedir yani? Siz bize nasıl açıklayabilirsiniz bunu kısaca? Minimalist yaşam aslında herkese göre değişiyor bence. Ama özünde aslında bilinçli kullanım alışkanlıkları geliştirmek var. Ve fazla bize hem kendimize zarar veren hem ülkemize hem dünyaya zarar veren bu fazla fazla tüketmeye alıştık ya aslında onlardan kurtulmayı istiyoruz. Yani bizim Evet. hedefimiz o. Bize yetecek kadar eğer yani hem yeme içme konusunda hem kılık kıyafet hem evimizdeki eşyalar konusunda bize yetecek kadar gerçekten ihtiyacımız olanla yaşamaya başlarsak bunu kendimize hedef edinirsek bundan hem biz mutlu olacağız hem de herkes yararlanacak diye düşünüyorum. Çünkü kaynaklarımızı doğru yönetmemiz lazım. Peki şu anda biz inanılmaz bir tüketim çağında Evet. yaşıyoruz. Her şeyi fazla fazla Hı hı. tüketiyoruz. Yani bu giyimden belki makyaja, dışarıdaki işte gezmeye, Evet. belki insan ilişkilerine kadar Evet, uzanan evet. büyük bir geniş bir yelpazeyi içeriyor. İnsanlarda bir yetersizlik duygusu mu söz konusu? Neden bu kadar tüketim Yani içerisindeyiz? evet biraz tabii sektörler yani bu ticari kaygılar insanları sürekli sen yetersizsin, daha güzel olmalısın, daha şık olmalısın, evini daha güzel yapmalısın gibi telkinlerde bulunuyorlar. Veya işte gıda sektörü bile öyle. Bir gün bakıyorsunuz işte yeni bir ürün çıkıyor. Herkes gidiyor onu almaya başlıyor. Neden? İşte o zayıflatıyormuş veya bana iyi geliyormuş hissiyle. Sonra bir bakıyorsunuz ertesi gün başka bir şey çıkıyor. Hadi bu defa herkes gidiyor ona yüklenmeye başlıyor. Halbuki doğa, içinde yaşadığımız topraklar bize ihtiyacımız olan her şeyi veriyor. Fakat biz sürekli gözümüz dışarıda, dediğim gibi tüm alanlarda böyle, sürekli gözümüz dışarıda bir bakıyoruz işte elimizde sosyal medya sayesinde biraz da. Evet. Aa o onu giymiş, aa bak o yöntemle zayıflamış, aa bak bilmem kim şu restorana gitmiş orada yemek yemiş, o arabayı almış. Yani bunun böyle sonu da yok. Sürekli göre göre tabii medya sadece sosyal medya değil, televizyonlarda da birçok şeyi görüyoruz. İşte dizilerde, dizi sektörü de buna dahil. Sürekli bunları göre göre insanlar tabii ki sanki eksiklikleri varmış, sanki elindekiler onlara yetmiyormuş veya mutluluklarına aracılık etmiyormuş gibi bakmaya başlıyorlar. Ve bunun sonucunda da sürekli yeni bir şeyler alma ve edinme hissi doğuyor. Bu da dediğim gibi aslında ticari olarak da çok desteklenen bir aslında dürtü. Evet. Bunun bir ismi bile var, kıtlık psikolojisi. Hatta biz dergimizin Evet. şimdi çıkmak üzere olan sayısında buna da yer verdik. Bu sizde sürekli yaratılıyor ki siz gidip yeniden bir şeyi alma hissi içinde olun. Evet. Maalesef böyle durum. Yani Maalesef. bu içinde bulunduğumuz dünya böyle işliyor. Hepimiz şahit oluyoruz. Evet. Biz de zaman zaman yapıyoruz bunları maalesef ama şimdi ben sizin söylediklerinizden şöyle bir şey çıkardım. Aslında küçük şeyle mutlu olamayan büyüğüyle hiç mutlu olamıyor. Bu aslında genel geçer bir kural değil mi? Yani Evet. baktığınızda mesela ben hep şeye dikkat ederim. Çok büyük yoksulluklar çekmiş. Mesela uzun süre hapishanede kalmış böyle yazarların filan, sanatçıların hayatlarına baktığınızda çıktıklarında mesela sorulur en çok neyi özlediniz diye. O özledikleri şeyler aslında o kadar basittir ki. Yani eşine sarılıp uyumayı özlediğini söyleyen olur. İşte bir vapurun kenarında simit yemeyi özlediğini söyleyen olur. Baktığınızda bütün bunlar duygularla alakalıdır. Yani böyle bizim bir şeylere sahip olma isteğimizle değil de Evet. bize yaşattıkları duygularla alakalıdır. Ama biz işte bütün bu satın alma dürtülerimiz yüzünden elimizde olanla yani bu sahip olmak değil içinde bulunduğumuz anda mutlu olmayı ne yazık ki ıskalar hale geldik. Evet. O yüzden de hep böyle bir şeyleri alarak, edinerek falan mutlu olacağımızı zannediyoruz ama hayatta yani biraz farkına varırsak her içinde bulunduğumuz anların zaten bizi mutlu eden çok fazla şeyin de otomatikman farkına Farkına varıyoruz. varacağız. Evet. Ama biraz bilinçli olmak lazım Bilinç herhalde lazım. bunun için. Bir de kendimizi sürekli bir sarsarak ben şu an yani bir arkadaşınızla bir yere gidip bir kafede bir ne bileyim deniz kenarında sohbet ettiğinizde bir ailenizden birisiyle ne kadar mutlusunuzdur aslında. Yani eksiğiniz yoktur hayatta. Sağlıklısınızdır. Yanınızda sevdiğiniz birisi vardır. İşleriniz belki tıkır tıkır gidiyordur. Hepimizin hayatında sorunlar var. Yani sorunsuz bir insan bulmak mümkün değil. Çok doğru. Ama
Yani mutlusunuzdur. Bazen hani hep geriye dönüp bakarız diyor, hiç farkında olmadığımız bir şey. Aa, o an ne kadar mutluymuşum, ne kadar güzel bir hatıraymış bu dedirtir bize. İşte o hani geriye dönüp bakmadan aslında içinde bulunduğumuz anda ben şu an mutluyum, iyiyim, şükürler olsun diyebilmek bizi birçok dertten kurtaracak şey aslında. Evet, aslında öyle. Bunların farkında olmak lazım. Evet, evet. Yani aslında bir şeylere çok sahip olmak, ne bileyim çok arkadaşı olmak, çok kıyafeti olmak Hı. mutluluk getirmiyor. Aslında az olan şeylerle, sade olan, dediniz ya, doğanın bize getirdiğiyle mutlu olmayı bilmek Evet. lazım diye. Ya burada şey de demek istemiyorum ben. Evet. Hep onu da tekrarlıyorum böyle Hı. bir yayına çıktığımda veya Saade Dergisi'ni anlatmaya gayret ettiğimde. Kimseye gidip de böyle kendini çok mutsuz edecek şekilde yaşayın da diyemeyiz. Yani herkesin ihtiyacı farklıdır. Sizin tek başına mutlu olduğunuz şeyler veya size yeten şeyler farklıdır. Mesela siz ekrana çıkıyorsunuz. Tabii ki şık giyinmek zorundasınız. Tabii ki giyiminiz, kuşamınız, makyajınız vesaire bütün bunlar önemli. Ama bir başkası için çok önemli olmayabilir. Bir başkası için belki başka ihtiyaçları daha önemlidir. Yani onun hayatını devam ettirmesinde. Dolayısıyla neye ihtiyacımız varsa bunları dengelemek lazım. Yoksa siz de her gün aynı kıyafette şimdi ekrana çıkamayacağınız belli bir şey. Evet. Ama biz kaynaklarımızı doğru yönetirsek, zaten bunu aslında herkes artık yani sektörler de buraya doğru gidiyor. Mesela gardırobumuzu küçültmemiz lazım geldiğini bize modacılar da söylüyor. Çünkü önümüzdeki yıllarda giderek hayat bizi daha küçük evlerde yaşamaya zorlayacak. Daha küçük evlerde yaşadığınız zaman zaten eskisi gibi böyle geniş geniş hani iki dolap olsun bir de giyinme odası olsun falan diyemeyeceksiniz muhtemelen. Dolayısıyla kapsül koleksiyonlara gitmeniz gerekecek. Yani bütün bunlar zaten geleceği şekillendirenler tarafından da söylenen ve zaten çevreciler tarafından da çok uzun zamandır dile getirilen. Çünkü ne kadar bilinçli harcarsak o kadar çevreye de katkımız oluyor. Evet. Ben şimdi sade yaşamı, minimalist yaşamı araştırırken şöyle bir cümleye denk geldim. Sade ile basiti birbirinden ayırmak lazım. Onu da şöyle açmışlar. Basit içeriği boş ve özelliksiz olana denir. Sade demekse özellikleri üzerinde düşünülüp yalınlaştırılmış Evet. demektir. Siz ne diyorsunuz, düşünüyorsunuz bu Çok konuda? doğru. Yani basitlik hani çok basitliği de çok hafife almamak lazım belki. Çünkü hayatımızı kolaylaştıran bir şeydir basitlik. Yani tabii basitlik çok kelime anlamıyla kötü yerlere de gidebilir ama Evet. biz iyisini ele alalım. Ama sadelik gerçekten sofistike bir aslında. Sofistike olmayı çağrıştıran bir şey. Biz dergimizin açılış sayfasında da bu ilk sayımızda öyle bir söze yer verdik. Sadelik en gelişmiş, en yüksek gelişmişlik düzeyidir demiş Leonardo da Vinci yüzyıllar önce. Bu gerçekten de böyle. Siz ne kadar kendinizi dış etkenlerden sıyırarak sade bir forma ulaştırabilirseniz o zaman gerçekten gelişmiş bir insan oluyorsunuz. Bu her şeye de geçerli. Bir tasarım ürününde de geçerli, kendi hayatınızda da geçerli. Yaptığınız yemeklerde bile geçerli aslında baktığınızda. Çok doğru. Çünkü biliyorsunuz hep hani o yemeğin özünü kaçırmaya başlarız ya. Onu da koy, bunu da koy falan Aynen. filan diyerek. Halbuki o tek bir ürünün tadını ala ala ama onun da ne kadar güzel olduğunu fark ede de yemek işte sadeliğin ta kendisidir. Ama onu yapmak bazen çok daha zordur diğerinden. Çok daha zor oluyor, Evet, evet. bazen öyle olur. O yüzden zordur belki sadelik ama buna gayret gösterdiğinizde Hayatımızı çok kolaylaştırır. daha şık bir hayat, daha kaliteli bir hayat bizi Bir. bekliyor Evet. olacaktır. Evet. Şimdi minimalist yaşam biçimini araştırırken şöyle bir yorumla karşılaştım yine. Diyor ki teknoloji hayatımızı kolaylaştırması için ortaya çıktı. Evet. Ama teknoloji öyle bir noktaya geldi ki kullandığımız teknoloji artık bizi esir etti, bizi ele geçirdi. Doğru. Ne Doğru. Bu yönden doğru? hepimizin Zaten yakındığı bir şey telefonlar açısından zannediyorum. biliyoruz. Evet. Ama Telefon aslında her şeyde var ama her en şey. çok galiba telefonda yaşıyoruz bunu. Evet. Çünkü artık bir üçüncü el gibi elimizde ve bu çeşit çeşit probleme yol açmaya başladı. Yine aslında çok da denk düştü bizim ikinci sayımızda çok işlediğimiz konulara siz de el atmışsınız. Çünkü telefonun farklı farklı hayatımıza getirdiği sorunlar var. Birincisi zaman yönetimini bir türlü doğru düzgün yapamıyor oluşumuz. Biz onunla ilgili dijital bağımlılığı azaltacak öneriler başlığıyla bir konu hazırladık.
İkincisi de bize fiziksel olarak zarar vermeye başladı. İngilizce'de bunun bir adı var. Yani bu sürekli telefon elimizde öne eğiliyoruz ya. Evet. Bu text neck denen, yani İngilizce text mesaj metinlerine Evet. verilen isim, neck de boyun. Sürekli mesaj atmaktan kaynaklı bir boyun rahatsızlığı artık ortaya çıkmaya başladı. Ve bununla ilgili de biz fizik tedavi uzmanı doçent doktor Kerem Alptekin'le hatta görüştük. Çok güzel tavsiyeler aldık. O da söyledi, yani bu o kadar ya da artık büyüyen bir problem haline geldi ki ve dikkat edilmediği takdirde böyle bir kısır döngü halinde işte sırtınızdan belinize vuruyor, kamburluk yaşamanıza sebep oluyor, boyunda çok fazla sinir var, o sinirler baskı altında kalmaya sebep oluyor. O yüzden teknolojiyi gerçekten de ihtiyacımız olduğu kadarıyla, hep bakın şeye geliyor aslında laf, ihtiyacımız olan. Yani biz her şeyde gerçekten niye ihtiyaç duyuyorsak onu yapsak biraz daha rahat edeceğiz. Ve karşımıza da bir görgü şeyi de geliştiremedik telefonlarla ilgili. Evet, maalesef ben de Yani buna şahit oluyorum. evet. Yani hepimiz şahit oluyoruzdur. Bir ortama gidiyoruz, oturuyoruz, sohbet edeceğiz. Birinden biri Evet. ekrana bakıyor. Ben bunu saygısızlık olarak alan bir insanım. Hem o Yapmamaya hem çalışıyorum. de herkes herkese cep telefonunu vermek durumunda kalıyor. Evet. Ve o cep telefonu da çok fazla size dış etken yaratılmış oluyor. Yani işte mesaj kanalları farklı, sosyal medya farklı, e-posta alıyorsunuz o Alışveriş farklı. her şey içinde. Her taraftan, yani siz böyle bir şey gibi, kafese sıkışmış gibi sürekli sizi dürten bir şeyler var. Biz buna bir sınır koyamıyoruz. Yani birine telefonumuzu verirken beni sadece ara, mesaj atma diyebiliriz mesela. Veya mesaj at, ben telefonda konuşmayı sevmiyorum diyebiliriz. Yani kendi Evet. kendimize sınırlamalar getirirsek Evet. o zaman yönetimini biraz daha İşte doğru aslında bu yapmış biraz da oluruz. karşı tarafa hayır Hayır diyebilmekle diyebilmek çok alakalı. önemli, değil Birçoğumuz da mi? bunu Evet, söyleyemiyoruz evet. maalesef. Hani Yani kırmadan hayır demenin evet. aslında bir gereklilik olduğunu ve kaba da bir şey olmadığını Evet. anlayabilsek ve anlatabilsek sanıyorum Yani o birçok çizgileri konuda daha çekmek çok önemli. rahatlayacağız, değil mi? Önceden ben de mesela yapamıyordum bunu ama Hı. geçenlerde bir arkadaşım 12.30'da gecenin bana mesaj atmış. Dedim ki hani çok Hı gece olmadı mı? Bunda bir hı. şey yok. Bunu söylersek Evet. karşı taraf da anlıyor. Tabii ki, tabii ki. Ve bir daha bu şekilde aynı şekilde davranmıyor. O Özellikle iş yüzden konusunda ben de evet. mesela işte birlikte çalıştığım arkadaşlarım da soruyorlar, en geç kaçta mesaj atabiliriz? Evet. Yani seni işle ilgili bilgilendirmek için diye. Bu tür birbirimize kurallar koyarsak o zaman hayatımız da rahatlar. Dolayısıyla siz de telefonunuzu bir saatten sonra bir kenara koyup, bir de biliyorsunuz onunla uyumak da sakıncalı cep Evet. telefonuyla. O zaman bir takım nasıl diyelim, arındırılmış, teknolojiden arındırılmış bölgeler yaratabilirsek kendimize Çok daha iyi olur. çok daha iyi olur. Peki şimdi ekran başına bizi izleyen kadınlarımız için Hı şöyle bir hı. şey sorsam size. Hayatımızı sadeleştirmek Evet. istiyoruz diyelim. Hı Nereden başlamalıyız? Yani fazla hı. kıyafetleri mi atalım? Evdeki fazla eşyaları mı atalım? Nereden Aslında başlayalım? bu bir bütün. Bence sadeleşmek illaki kıyafetten veya eşyadan kurtulmak anlamına gelmiyor. Evet, kurtulmanız gerekiyorsa kurtulun. Yani aynı, ne bileyim, siyah kazaktan 5 tane aldıysanız ve sadece birini giyiyorsanız bırakın o diğer 4 tanesinden birileri faydalanabilsin. Ama sadeleşmek, biz dergimize Yaşam Kültürü dergisi dedik zaten. Neden? Çünkü sadeleşmek ve buna bağlı ruh, beden, zihin bütünlüğümüzü sağlamak, bilinçli kullanım alışkanlıklarını geliştirmek, yoga, meditasyon gibi pratiklere kucak açmak, eğer inançlı biriyseniz dua etmek, inanca kendinizi teslim etmek, bütün bunlar aslında bizim ruhumuza çok iyi gelen şeyler. Ve sadeleşme de bütün bunlar aslında bir bütün olarak yaptığınız zaman zaten kendiliğinden hayatınız daha vicdanlı hale geliyor, daha bilinçli hale geliyor. Dolayısıyla siz zaten kendi otomatikman yoluna sokmaya başlıyorsunuz. İşte bu kıyafetten kurtulmak da olur, eşyadan kurtulmak da olur. Sizi çok yoran ilişkiler varsa bunların bazılarından kendinizi geri çekmek de olur. İşte söylediğimiz gibi telefonunuzu bile daha verimli halde kullanmak da olabilir. Bu da bir sadeleşmedir. Mesela çoğumuz işte hayır diyememekten bahsettik. O Evet. hayır diyememek bizi o kadar fazla ilişki yükü olarak geri dönüyor ki bazen. Maalesef. Ve siz oturup kafanızı yastığa koyduğunuzda bazen bir bakıyorsunuz, hiç aslında uğraşmamanız gereken bir şeyler takılmış kafanıza. Evet. Halbuki orada bir set çekip ben bunu yetiştiremem. Mesela işle ilgiliyse karşı tarafa ben bunu yetiştiremiyorum artık. Evet. Yani bu beni aştı Tam diyebilmek hazır bu kabalık değil. noktadayken çok güzel Hı bir hı. noktaya parmak bastınız.
insan ilişkilerinde de sadeleşmekten bahsetmiş olur muyuz? Evet. Oluruz tabii. Şimdi siz ne bileyim sırf kendinize sosyal çevre yaratmak için mesela hiç olmadık olmadık insanlarla görüşüyorsanız o insanlar sizin için aslında bir şey ifade etmiyorsa ne bileyim keyif almıyorsanız hatta belki çok şart olmuyor muyuz maalesef bakıyorsunuz bir yerde çok iyi geçiniyor gibi görünen insanlar bir Maalesef. bakıyorsunuz birbirlerinin arkasından konuşuyorlar. Maalesef. Şimdi bu gerçek bir ilişki değil demek ki. Yani çıkar ilişkisi demek ki bu. O zaman bunları kendinize yük etmeyin boşu boşuna. Yani tabii ki herkese çok sıkı fıkı arkadaş olmak zorunda değil. İş ilişkisi de başkadır. Hayatınızda özel tutacağınız insanlar da başkadır. Yani gidip baktığınızdan alışveriş ettiğinizde o insanla merhaba nasılsınız demek de bir ilişkidir aslında. Evet. Ama kendimizi iyi ilişkilere, bize katkı sağlayacak ilişkilere daha çok açarsak o Evet. zaman o gereksiz yüklerden yine arınmış, yani en azından arınma yolunda adım atmış oluruz. Sizin bu söylediklerinizden sonra ben de şunu düşünüyorum. Aslında bunların hepsini yapabilmek için insanın önce kendisini çok iyi bir tanıması gerekiyor. Yani o ayrımı yapabilmek, İşte zaten nerede durulmasını evet istediğini sorun o bilmek. galiba. Yani işte diyorum ya bütün bunlar bir bütün diye. Evet. Biz kendimizi doğru düzgün tanımadan hayattan neler istediğimizi, neler istemediğimizi hatta o da bence çok önemli. Evet. Hep ne istediğimize odaklanıyorsa ne istemediğimize bir türlü odaklanmıyoruz. Halbuki onlar hani bu şey gibi geliyor bazen bana. Bir sınavda test sorusu çözerken bazen yanlış olur. Bu kesin yanlış deyip böyle elemeye Evet. başlarsınız ya yani sondan başa Aynen. gelmek gibi olur. O ne istemediklerimiz de işte onları bir üstünü çizsek bize ne istediklerimiz kalacak. O ne istediklerimiz içinde de ben şunu yapabilirim ya da yapamam veya bu kendime hedefe şunu koydum bu ancak şu kadar zaman diliminde olabilir bana gibi bir takım yöntemler belirlesek. O zaman zamanı, yani zaman çok önemli bir şey. Zamanı doğru yönetebilmek çok önemli bir Çok şey. önemli. Hayattaki en büyük hazinemiz belki zaman. Aynen öyle. İşte onun, o zamanın içinde zaten kendimizle yüzleşmek de var, istemediğimiz şeylerden kaçınmak da var, istediğimiz şeylere daha fazla vakit ayırmak da var. Bütün bunları derli toplu böyle bir ajanda oluşturabilirsek kendimize, o zaman biraz daha mutlu bir hayata doğru gideriz. Peki, son olarak konuştuklarımızdan yiyeceklerimize kadar uzanan bir sadeleşme söz konusu olabilir mi? Yani yiyecekte de sadeleşme söz konusu mudur? Ya da Olur tabii konuşurken ki. de konuştuklarımızdan tasarruf etmeli miyiz? Bu konuda özellikle Mevlana'nın rahmetli alanı çok güzel sözleri vardır. Şimdi ben hani eksik gedik söylemiş olmayayım ama veya bizim atasözlerimizde de vardır Evet. biliyorsunuz hani söz gümüşse sükut altındır. Mesela en hemen aklıma geleni. Konuşmak çok güzel bir şey ama kelimelerimizi seçerek karşı tarafı kırmadan veya boş konuşmayacak şekilde bir yani kelimelerimizi ona göre tasarruflu kullanacaksak eğer böyle seçmek tabii ki hem bize katkısı olur hem karşı tarafa katkısı olur. Yine zamana gelir iş. Başkasının da zamanı çalmamış oluruz. Yemeklerde de bence sadeleşmek önemli. Çünkü baktığınızda artık bu bütün diyetisyenler, bütün doktorlar raf ömrü olan gıdaların, katkı malzemesi olan gıdaların bize zarar verdiğini artık herkes söylüyor. Evet. Veya bir takım şeyleri alerjimiz olabiliyor, işte bize iyi gelmediği halde sürekli yediğimiz şeyler olabiliyor. Biz bunları doğru düzgün bir gözden geçirip mutfağımızı, buzdolabımızı ona göre düzenlersek, o zaman yine yani böyle aç gözlükte dur onu da alayım, dur bunu da yiyeyim falan demeden kendimize daha rafine bir mutfak çıkarmış oluruz. Çok önemli bir şey bence Çok daha da beslenme keyifli ve de olur. yediğimiz şeyi farkına vararak. Bizim farkındalıklı Evet. beslenme diye bir konu yaptık bu ay. Yani bu ilk sayımız yer alıyor. İşte bu hepimizin başına geliyor. Tabii hani sürekli farkındalıkta yaşamak zor bir şey biliyorum ama Evet. yani işte Ama bunu bir akşam... hayat biçimine Evet hani akşam getirebilirsek eve gidip eğer. böyle televizyon açıp elimizde bir hamburger bir şey yerken ne yediğimizi de anlamıyoruz. Onun Evet. tadını da almıyoruz. Bize ne sağladı, nasıl bir şey yani bir faydası var mı onun bize onu da düşünmüyoruz. Sırf karın Aynen öyle. tokluğunda yediğimiz O şeyler zaman var. şöyle diyelim biz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Öyle mi? Sizin derginiz sade yaşamakla ilgili ve Evet. sağlıklı yaşamakla başka konulara da değiniyor. Aslında kadınları çok ilgilendiren Evet, çok evet, güzel evet, evet. konulara Kadınları özellikle. değiniyor. Bir örnek teşkil etsin. Herkes alıp okusun. Ben abonelerinizden biri olmaya kesin kararlıyım. Çok Çok ilgimi sevindim. çekti. Çok güzel. Hayırlı olsun Çok diyoruz teşekkür derginiz. ederim. Sağ olun. Ben şimdi kapanış yapacağım ama sonra sizden 3 numaralı kameramıza bakıp güzel bir mesaj alacağız Tamam, ekran peki. başındaki kadınlarımız için. Tamam.
Evet sevgili izleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine çok renkli konularla, konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Woman TV ekranlarında Bizim Saati kaçırmayın efendim. Evet, kadınlara şöyle seslenmek istiyorum. Lütfen içinizdeki gücün farkında olun. Farkındalık çok önemli. Kadınlar toplumu değiştiren varlıklar. O yüzden lütfen siz bilin ki siz değiştiğinizde gerçekten ülkenizde, dünyada değişebilir. Çünkü sizler evlatlar yetiştiriyorsunuz. Kadınların önemi çok büyük toplumda.